Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu, kılıçlar için de geçerli, üniversite için de geçerli. E tabi bu videoları çektikten sonra lise için de geçerli olacak. Ha. Şunu soracaklar, çok eminim, adım gibi eminim. Soruyorlar zaten. Soruyorlar da zaten. Diğer ülkelerden de böyle bir tecrübeyle. Kanada'da lise eğitimi almak istiyorum. Burs imkanı var mıdır? Ha. Var mıdır Bahadır Bey? Videoların altında şöyle yorumlar geliyormuş arkadaşlar. Baştan söyleyeceğiniz niye sonda söylüyorsunuz? Dedim işte birkaç dakika mı yediniz falan vesaire gibi şeyler geliyormuş. Baştan söyleyeyim arkadaşlar o zaman. Burs imkanı var ama çok kısıtlı. Uğraşmaya değer mi derseniz bence değmez. Çünkü yani çok sıra dışı özelliklerinizin olması gerekiyor. İşte uluslararası yarışmaya katılan milli sporcu varsanız, milli sporcuysanız vesaire başvurabiliyorsunuz. Veya işte çok sıra dışı işte ortalamalarınız vesaire varsa ve çok iyi bir okuldan çıkmışsanız vesaire. Böyle şeyler olabiliyor. Fakat atıyorum işte bir devlet okuluna gideceksiniz. İşte 16-17 bin dolarlık işte veya 15 bin dolarlık maliyeti var. Size sadece birkaç bin dolar kurs veriyor ki. Çünkü öğrenci sıkıntısı yok. Bir de şöyle bir şey var. Örneğin özel okulda hani alayım diyorsunuz. Özel okullarına zaten iyi bir okulsa zaten daha önceki videolarda bahsettim. %40-50'si top üniversitelere veya bazısının %80'i yerleşiyor. Yani top üniversite zaten ya. Yerleştiriyor. Evet. Ve uluslararası öğrencilerin hepsinden zaten charj ediyor para. Dolayısıyla size burs vermesinin bir mantığı olmuyor. Yani niye versin? Zaten kontenjan sıkıntısı yok arkadaşlar. Yani siz hani giriş koşullarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Hani neyle reklam yapacak sizde? Hani ben bu öğrenciyi atıyorum işte UFT'ye, UBC'ye veya McGill'e soktum mu diyecek veya işte Western University'ye soktum mu diyecek. Zaten sokuyor. Yani onda bir problem gerçekten yok. Fakat sadece hani okulun eğer sizin atıyorum spor yaptığınız branşta bir takımı varsa ve rekabetçiyse vesaire. Hani orada belki reklamınızı yapmak için işte milli sporcu vesaire gibi bir durum olabilir ki bunlar da gerçekten öyle %100 burslar falan yok arkadaşlar. Hani olsa keşke hani biz de veriyor olsak ama yok. Yani neticede en başta söylemiş olduk. Eğer burs imkanı düşünüyorsanız ekonomik koşullarım yok ama İşte çok başarılıyım, akademik başarılım var diyorsanız bu bizden kaynaklı olmayacak şekilde burs imkanlarının olmadığı anlamını taşıyor ki. Şunu söylemem gerekiyor bu arada Bilgi Hanım. Sözünüzü keseceğim bu çünkü sonradan bize dönebilir. Hani o yüzden bunu söyleyeyim. Bazı özel okullar, devlet okulları bunu yapmaz. Bazı özel okullar mesela şöyle diyebiliyor. Normalde işte benim senelik ücretim 22 bin dolar, işte 25 bin dolar. İşte şu tarihler arasında kaydolanlara işte 5 bin dolar burs veriyorum herkese. Yani veya işte gibi düşünebiliriz veya kısıtlı sayıyla falan diyor. Şimdi arkadaşlar zaten genelde emin olun hani o ücret o durumda değil. Yani bu biraz pazarlama politikası. Yani yani her ülkeye uyguladıkları fiyatlar farklı. Her yani, danışmana uyguladıkları fiyatlar da farklı. O bile farklı. O bile farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani özel okulların şey yaptıkları bu arada danışmana çok fazla fark etmiyor da ülke olarak çok fazla fark ediyor. Bugün mesela Koreli bir öğrenciyle size uygulanan fiyat genelde aynı olmuyor arkadaşlar. Onların yeri seviyeleri çok daha yüksek olduğu için. Fakat atıyorum işte Kore fiyatını Türkiye fiyatı için uyguluyorum diye gösterip aslında Türkiye fiyatını size uyguluyor zaten. Hani o tip şeylere, o burs şeylerine çok fazla aldanmayın. Onlar gerçek burslar değiller. Yani özel okulların çoğu. Aslında indirim gibi. Böyle herkese verilen burslar burs falan değil yani. Hani onu size söyleyebilirim. Bir de sonuçta %100 burs diye dünyanın hiçbir yerinde burs imkanı yok. Çok özel, çok çok özel yetenekleriniz olmadığı sürece. Zaten öyle bir özel yetenekleriniz varsa okullarda gelir sizi bulur her koşulda. Bulur. Evet, yani ya yaptığınız çalışmaları takip edebilir. Şu olabilir. Yani şimdi Kanada'dan başlıyoruz ama iş biraz Amerika'ya kayacak Amerika Birleşik Devletleri'ne. Arkadaşlar okul sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada'nın 10 katı, 20 katı, 50 katı okul tipine göre değişiyor. 100 katı falan hani. Dolayısıyla uluslararası öğrenci de kabul ediyorsa okul açık kalabiliyor kontenjanı. Şimdi kontenjanı açık bırakmak yerine atıyorum işte son 2 ay kalıyor okulun başlamasına. Bakıyor normalde atıyorum işte 100 kişilik kontenjanı var. Sadece 60 kişi doldurabilmiş ve 2 ay kalmış. O zaman ne yapıyor? %50 burs verdim diyor. %50'ye kadar burs veriyorum, %70'e kadar burs veriyorum diyor. Hani bu tip durumlar da olabiliyor. O yüzden karşılaştırmayın. İkisi de Kuzey Amerika ülkesi. Fakat Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem birbirinden hakikaten bu anlamda çok farklı. Evet. Biz dedik ya bize gelecek soruları en azından bir video ile ekart etmiş olalım. Daha hani bursla ilgili sorular varsa, işte bursluluğu düşünüyorsanız
Bunlara cevaben de bu videoyu sizin için çekmiş olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.